Merhabalar güzel insanlar. Şimdi inanılmaz pratik bir elmalı kek yapacağız. Çayda, kahvede, komşulara hava atarken çok rahatlıkla sunabileceğiniz harikulade bir kek. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle bir kek kalıbım var. Siz istediğiniz şekilde kek kalıbı kullanabilirsiniz. İçini yağlıyorum. İsterseniz şemize yöntemi, yani şemize yöntemi nedir? Yağlayıp unlarız ya, ya da yağlayıp şekerleriz. Ona biz şemize yöntemi diyoruz. Öyle de yapabilirsiniz. Ben değişik bir yöntem yapacağım. Yağladığım şöyle dikdörtgen bir tane yağlı kağıdım var. Bir de böyle bir yağlı kağıdım var. Tamam. Ne yapıyorum? Bunu aldım. İçine getirdim. Şöyle yağlı olan kısmına iyicene yapıştırdım. Sonra bu tarafını aldım. Bunu da şöyle yaptım. Değişik bir yöntem görün diye bunu böyle yapıyorum. Yapıyorum. Çeperleri yağlı olduğu için zaten yapışıyor. Şöyle iyice ne? Yapıştırarak. Yapıştıralım. Şimdi harcımı bunun içerisine koyacağım. Böylelikle çok rahatlıkla çıkartabileceğim. Anlaştık mı? Hadi kekimizi yapmaya başlayalım. Stand mikserimin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Ardından ne yapıyorum? Yarım çay bardağı kadar toz şekerimle krema haline getireceğim. Tamam mı? Ondan sonra 1,5 su bardağı kadar çok amaçlı unum var. İstediğiniz çeşit unu kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozum var. Şöyle yarım çay bardağı kadar ve bir tık yukarıda sütümüz var. Vanilya esansı koyacağız içerisine. Şu küçük şey var ya, kabı var ya, isterseniz çay kaşığı da kullanabilirsiniz ama ben bu kabın içerisine koyup öyle içerisine ilave edeceğim. En sonda göz kararı içerisine tarçın koyacağım. Çünkü elma ile tarçın gerçekten birbirine çok yakışır. Şimdi hepsini karıştıralım. Eğer ki sıralamada zorluk çekerseniz hiç düşünmeyin. Hepsini bocalama karıştırın. İnanın hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Öyle de oluyor, böyle de oluyor. Hadi bakalım. Tereyağım, şekerim ve unumu karıştırdım. Şimdi ne yapıyorum? Large yumurtalarımı koyacağım. 2 tane yumurtam var. Yumurtalarımı koyuyorum. Karıştırırken sütümüzü koyuyoruz. Başta söylediğimiz ölçekte. En son vanilya ve tarçın aromatiklerimizi koyuyoruz. Ama illa bunları koymak zorunda değilsiniz. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Birazcık katı oldu. Bakın. Gördünüz mü? Bunu biraz daha cıvık hale getirmek istiyorum. O yüzden içerisine süt koyacağım. Siz isterseniz yumurta, isterseniz süt koyabilirsiniz. Ben süt koymayı tercih ediyorum. Karıştırırken içerisine şöyle yarım bardak daha süt ilave ediyoruz. Şimdi kalıbımıza ilk önce elmalarımızı koyacağız. Ama ondan önce biraz karamelize olması için şöyle bir şeker koyuyorum. İsterseniz bulayıp öyle de koyabilirsiniz. Bakın merdiven gibi şöyle şöyle koyabilirsiniz veya tam tersi olarak da koyabilirsiniz. Bakın pardon şöyle. Ters ters gözüksün. Şöyle aralarına kek de girsin. Tamam mı? İstediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Bakın ben böyle dizdim. Üzerine biraz daha şeker, toz şekerimizi ektik. Hatta şu kenarlarını belki iyice de böyle karamel karamel olsun. Elmaya en çok gidecek tarçınlı harcımı da şöyle içerisine ilave ediyoruz. Şimdi harcımızı koyduk. Bakın harikulade gözükmüyor mu? 180 derecede önceden ısınmış fırınımızda 30-40 dakika kadar pişecek. Fakat biliyorsunuz hiçbir zaman fırınları aldırmıyoruz. 30 dakikadan sonra direkt
hani annene usulü. Bıçağınızı batırın. Kuru çıkıyorsa olmuş demektir. Fakat dikkat edin, çok fazla da pişirmeyin. Çünkü bu nemli bir kek olmasını istediğimiz için çok da fazla pişmesin. Yarım saat sonra kontrollü bir şekilde bir bakın. Şimdi ben bunu fırınım ısındı. Fırına veriyorum. Mis gibi. Hadi bakalım. Çok güzel bir şekilde çıktı. Bakın. Gördünüz mü ne kadar kolay çıkıyor? Mis gibi çıkartabilirsiniz. Bunu isterseniz ters de döndürebilirsiniz. Biz hadi döndürelim bakalım. Şöyle. Bakın ne de güzel karamelize olmuş. Mis gibi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.